Sektörümüzün değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, sektörümüzdeki en önemli paydaşlarımızdan biri olan Kömürder'in düzenlediği sektör toplantısına hoş geldiniz diyor. Toplantımızın sektörümüzün geleceği açısından hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçen yıl aynı mekanda bir aradaydık ancak bu sene hepinizin bildiği gibi COVID salgını nedeniyle toplantımızı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. İnşallah seneye yeniden yüz yüze sizlerle bir araya gelmeyi ümit ediyorum. Değerli katılımcılar, milli enerji ve maden politikamızın önemli bir ayağını madencilik sektörü oluşturuyor. Cari açımızı azaltmak için potansiyeli yüksek olan altın, bor ve kömür gibi yerli kaynaklarımızın aranması, geliştirilmesi ve işletilmesi için sürekli gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda özel teşebbüslerin katkılarını da çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki bu sektörde yazılacak başarı hikayesinde kamu ve özel sektör birlikte yer almak zorunda. Yatırımları teşvik etmek için bugüne kadar gerekli projeleri ve yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Özel teşebbüsün önünü açtık. Bundan sonra da açmaya devam edeceğiz inşallah. Yeraltı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin tebliğ kapsamında 27 işletmemize destek ödemesi yapmıştık. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan değişiklikle destek ödemesi yapılan işletmeci sayısı böylece 44'e çıkmış oldu. 2016 yılından bugüne kadar toplam 223 milyon lira destek ödemesi yaptık. 2019 yılında Türkiye'deki toplam 91.431 megawattlık kurulu gücümüzün %12,4'ünü yerli lignit ve taş kömürü santralleri, %10'unu ise ithal kömür santralleri oluşturuyor. 2020 Ekim sonu itibariyle elektrik üretimimizin %34'ünü kömürden karşılıyoruz. 20.300 megawattlık kömür kurulu gücümüz, toplam kurulu gücümüzün %21,6'sını oluşturmaktadır. Bugün 47'si lignit, 4'ü taş kömürü, 1'i asfaltit ve 15'i ithal kömür olmak üzere 67 adet kömür santralimiz faaliyetlerine devam ediyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde toplam lignit rezervimiz 19,3 milyar tona, taş kömürü kaynağımız ise 1,5 milyar tona yükseldi. Herkesin malumu olduğu üzere küresel enerji sektörü yenilenebilir enerji merkezli büyüme eğiliminde. Ancak kömür yakıtlı termik santraller baz yük santralleri olması nedeniyle önemini sürdürmeye devam edecek. Uluslararası Enerji Ajansı küresel kömür talebinin 2040 yılına kadar günümüz taleplerine benzer eğilimde seyredeceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra dijitalleşme, yapay zeka, blockchain, otonom teknolojiler, elektrikli araçlar gibi kullanımı artan üst düzey teknolojilerle birlikte her alanda elektrik enerjisine ihtiyaç daha da artıyor. Böylesi bir dönemde yerli kaynaklardan elektrik üretimine olan talebin artacağını öngörmek zor değil. Mümkün olan en iyi ve en gelişmiş teknolojilerin kullanılarak yerli kaynaklarımıza dayalı temiz kömür santrallerinin kurulması bu kapsamda önemli yatırım fırsatlarından biri olacak. Değerli misafirler, madencilikte asla taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimiz var. Bu çizgilerimiz aslında madencilik denilince kamuoyunda çok sayıda olumlu gelişmeye karşın akla gelen iki kavram: kazalar ve çevre. Sektörümüzün güvenli ve insan odaklı madenciliği bir iş kültürü haline getirmesini arzu ediyoruz. Biz bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçirdik. Denetimlerimizi de artırdık. 2017 yılında 6517,
2018 yılında 8.088, 2019 yılında ise 8.602 madeni yerinde denetledik. 2019 yılındaki denetim sayımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek sayı oldu. 2020 yılında ise bugüne kadar 4.662 maden ruhsat sahasını denetledik. Şehirleşme ve çevresel etkileri dikkate alarak madencilik faaliyetlerinde çevre ve insan sağlığına zarar verildiğini tespit edersek, gerekli önlemler alınıncaya kadar madencilik faaliyetlerini kısıtlıyoruz ya da durduruyoruz. Diğer bir önemli husus da çevre. Ülkemizdeki orman alanlarının sadece 1/3'ünde madencilik faaliyeti yürütülüyor. Bu alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın sıkı denetimleri söz konusudur. Daha önceki konuşmalarımda da ısrarla belirttiğim bir husus var. Doğa da bizim, madenler de. Birileri yalanlarla, yanlışlarla çarpık bir algı oluşturmaya çalışsa da madencilik ve çevre birbirinin karşıtı olan kavramlar değil. Hangi alanda madencilik yapılacağı, madencilik faaliyeti için hangi kurumlardan, hangi izinlerin alınacağı kanunlarımızda, mevzuatımızda belli. Ayrıca bir maden sahası terk edildiğinde maden sahibi projesine göre o sahayı rehabilite etmek ve ağaçlandırmakla yükümlü. Ülkemizde bu konuda çok güzel örnekler var. Yeni maden kanununda rehabilitasyon konusunda çok geniş yer verileceğini de bekliyoruz. Ayrıca mevcut rehabilitasyon projelerimizin dışında bakanlığımız ve enerji STK'larımızla birlikte yürüttüğümüz Bir Enerji Bir Nefes projesiyle 2,7 milyondan fazla fidan dikimi için Orman Genel Müdürlüğümüzle protokol yaptık. 2020 yılında 460 bin yeni fidanı daha toprakla buluşturacağız. Çevreci bir madencilik prensibiyle madenlerimizden de doğadan da vazgeçmeyeceğiz. Kömür üretiminde çevresel sürdürülebilirlik önceliğimiz. Kurallara uygun olarak bu iş yapılırsa güvenli ve çevreci bir madencilikle ekonomimize ciddi katkı sağlar. Madencilikte yaklaşık 130-140 bin civarında doğrudan istihdam sağlıyoruz. Dolaylı olarak baktığımızda bunu en az 5-6 ile çakmak gerekir. Madenci kardeşlerimizin emekleri bizlere emanet. Yatırımcılarımızın gayreti ve ülkemizi büyütme isteği bizlere emanet. Bu konuda bizler de sektörümüzde sürekli dirsek temasında kalarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz inşallah. Madencilikte 4-5 milyar dolarlık ihracatımız var. Ama buna karşılık iki katına varan ithalatımız söz konusu. Altında ise bu yıl istisnai bir durum söz konusu olacak. Sadece altın ithalatımız ilk 8 ayda 16 milyar doları aştı. Yıl sonuna doğru belki de 20 milyar dolara yaklaşacak. Madenler hayatımızın vazgeçilmezidir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üretiyoruz. Kullandığımız günlük ev eşyalarının büyük bir kısmı camdan, çelik aksama kadar hepsini madenlerimizden üretiyoruz. Böylesine büyük bir sektörü birilerinin kirli propagandalarına, şantajlarına, manipülasyonlarına feda edemeyiz. Türkiye'de madencilik faaliyetleri dünyada nasıl yapılıyorsa o şekilde yapılıyor. Özellikle çevrecilik kılıfı altında yatırımcılara gözdağı vermeye kalkanların gizledikleri asıl niyetlerinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığından duydukları rahatsızlıktır. Kömür sektörü bugün teknolojiye yaptığı yoğun yatırımlarla hem çevresel kriterlerin sağlandığı hem de verimliliğin artırıldığı bir yapıyı hayata geçirmeye başladı. Kömürün artık daha çevreci kriterlerle üretildiği ve elektrik enerjisine dönüştüğü gerçeğini bizzat canlı örneklerle anlatmak zorundayız. Kamuoyunun
kömürle ilgili çevresel hassasiyetlerimizin en üst düzeyde olduğunu bilmesi gerekiyor. Yapılan bunca yatırımın, doğayı korumak için verilen bunca mücadelenin, kamuoyu nezdinde de bir karşılığının olması gerekiyor. Değerli katılımcılar, yerli kömür üretimini enerji bağımsızlığımız ve istihdam açısından kritik görüyoruz. 2016 yılında 45,5 milyon ton, 2017'de 87,9 milyon ton, 2018'de 100 milyon tonu geçerek 101,5 milyon ton, 2019'da 97,3 milyon ton yerli kömür üretimini gerçekleştirdik. Rakamlara baktığınızda 2018 yılında Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak en yüksek yerli kömür üretimine ulaştığımızı görürsünüz. Kömür rezervlerimizi sonuna kadar kullanmak ve kullanım payını ithal kömüre karşı sürekli artırmak istiyoruz. Berat Bey, ben yasal düzenlemeyle TTK ve TKİ uhdesinde bulunan ve henüz işletmeye alınamayan atıl haldeki rezervlerin ihalesini de tamamladık. Böylece önemli potansiyele sahip olan ancak bugüne kadar üretim yapılamayan havzaları da ekonomimize kazandıracağız. Ülkemizde bugün 85'i yeraltı işletmesi, 250'si açık işletme, 60 adedi de hem açık hem yeraltı işletmesi olmak üzere toplam 395 kömür ruhsatı mevcut. Cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. 1000 megawatt kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda bu santralin yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 240 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Madencilik sektörüne her fırsatta desteğimiz sürecek. Covid-19 döneminde madenciliğimizin mevcut şartlardan asgari ölçüde etkilenmesi için çeşitli destek mekanizmalarını devreye aldık. Bu kapsamda devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemelerini 2020 yılı sonuna bırakarak şirketlerimizin bütçelerine derin bir nefes aldırdık. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. İnceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu ve işletme projesi gibi beyanları da Eylül sonuna erteleyerek şirketlerin nakit akışlarına bir katkı sağlamış olduk. Hiçbir sebep ilan edilen tarih aralığında verilen ruhsatlardaki eksikliklerin tamamlanması için verilen süreyi de 30 Eylül'e uzatmıştık. Ocak ayı içerisinde yatırılmadığı için iki katı olarak tahakkuk ettirilen ruhsat bedellerini ruhsat iptali yapılmaksızın yine iki kat ödemesi kaydıyla 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzattık. Bu genel önlemlerin dışında depremden etkilenen Malatya ve Elazığ'daki rödevansçılar ve ruhsat sahiplerinin de vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanlarını Eylül sonuna, devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemelerini de 28 Aralık'a kadar uzattık. Ayrıca geçtiğimiz aylarda imzaladığımız bir kararla temdit süresine 6 ay kala temdit evraklarının MAPEK'e sunulmasıyla ilgili şartı yıl sonuna kadar erteledik. Madencilikle ilgili önemli gördüğümüz bazı konular dün gece Meclis Genel Kurulumuzdan geçti. Bunlar 6183 sayılı kanunun 22 maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı, 18 başvuruda istenirken yeni yasal düzenlemeyle sadece 6 durumda bu belge aranacak. Bu durumlar ruhsatların verilmesi,
birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması devir ve intikallerle sınırlı olacak. Devredilen ruhsatlarda mevcut izin ve muafiyetler de yine bu kapsamda devam edecek. Başka bir ifadeyle mevcut izin ve muafiyetler ruhsatı devralan içinde geçerli olacak. Böylece gereksiz bürokrasiyi de azaltmış olduk. Yine bir başka düzenlemeyle ruhsat alanı içerisindeki taşmalara hapis cezası müeyyidesi kaldırılıyor. Ama tabii ki idari mali yükümlülük maddesi yine devam edecek. Ruhsat bedelleri her yılın Ocak ayından sonra Haziran ayına kadar iki kat olarak alınıyordu. Bu değişikliklerden sonra her ay için yasal gecikme zammı oranında ceza tahsil edilerek alınacak. Bir başka değişiklik de 6 ay önce verilmesi zorunlu olan temdit talepleri 12 ay önceye çekilmiş oldu. Böylece işletmeler iş yerini tatil etmeden, kapatmadan önce bu işlerini, temdite ait işlerini daha önce tamamlamış olacaklar. Sözlerime burada son verirken inşallah sektörümüzle yeniden bir araya gelmeyi, istişarelerde bulunmayı temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sektör toplantımızın bütün katılımcılar için verimli geçmesini diler. Sektörümüze yeni ufuklar açmasını dilerim. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Sektörümüze hakikaten başta madencilik ve kömür sektöründen çok ciddi önem verdiğinizin ben yakından şahidiyim. Hem Türkiye Odalar Borsası'ndaki görevim nedeniyle hem de kömür üreticilerindeki görevim nedeniyle bu manada sektörümüz şükranla sizi yad ediyor. Onu ifade etmeden geçemeyeceğim. Teknik aksaklıktan dolayı Sayın Bakanım öncelikle sizden ve tüm katılımcılardan da özür diliyoruz.